Evet sevgili seyirciler, Nil Sarı hocamızla yapmış olduğumuz röportaja kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine İslam tıp tarihinde tedavi yöntemleriyle ilgili olaraktan ortaya konulan en dikkat çekici konulardan bir tanesi de müzikle tedavi konusudur. Acaba İslam medeniyetinde belki de Osmanlı tıp tarihinde bu konuyla ilgili ne tür çalışmalar yapılmıştır ve nerelerde yapılmıştır? Bilgi verebilir misiniz? Müzikle tedavi hakikaten İslam dünyasında bir takım darüşşifalarda, hastanede uygulanan bir yöntemdi. Hatta el yazmalarında da müzikle tedavi üzerine bilgiler vardır. Osmanlı döneminde de buluyoruz. Mesela Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ve Şuri'nin el yazmalarında geniş yer ayrılmıştır. Burada hastalığına göre ve kişinin mizacına göre belirli makamların tedavi amacıyla uygulandığını ve bunların etkilerinin de günün hangi saatlerinde, haftanın hangi günlerinde ne kadar tesir edeceğine dair de bilgiler verildiğini görüyoruz. Nitekim Evliya Çelebi de gözlemiş ve hayretler içinde kalmış. İkinci Beyazıt darüşşifasında müzikle tedavi yapılıyor. Orada 7 sazende var, 2 hanende var ve bunlar göbeğinde yani darüşşifanın kubbeli merkez kısmında bir seki üzerinde oturuyorlar. Eğer yapıyı gördüyseniz hakikaten muhteşem bir mimarisi vardır. Darüşşifa mimarisinin ikinci Beyazıt'ın dünyada bir benzeri yoktur. Bu konuda çalışma yapan mimarlar Avrupa hastane mimarisini etkilediğini yazmaktadırlar. Bir geniş bir sekizgen etrafında odalar bulunmaktadır. Bunlar yazlık ve kışlık odalar şeklindedir. Kubbeden ışık gelmekte ve ortada yapılmış olan havuzdan da müzik sesi duyulmaktadır. Hatta Evliya Çelebi biraz da nükteyle bu akıl hastalarının çok tuhaf halleri olduğunu yazmakta. Birbirinden güzel kokulu çiçekleri koparıp yediklerini anlatmaktadır. Bu da akıl hastalarına son derece güzel muamele edildiği ve kendilerine son derece hoşgörüyle yaklaşıldığını gösterir. Müzikle tedavinin yanı sıra telkinle tedavi ya da şok tedavisi adını verdiğim, bugün plasebo tedavisi diyebileceğimiz bir yöntemin İslam dünyasında çok sevilerek kullanıldığını görmekteyiz. Mesela Razi'nin bir takım vakaları vardır. Bunlar mesela Aruzi'nin Çehar makalesinde anlatılır. Burada yer alan 12 hikayeden 7'si Razi'ye aittir. Kendisi hastayı ürküterek, utandırarak ya da korkutarak tedavi etmektedir. Bunlardan mesela bir tanesi bir sultan, bir psikiyatrik bir hastadır ve kendisi yataktan kalkamamakta, konuşamamaktadır. Bu bir tabii yüksek derecede bir idareci olduğu için kendisinin tabii bir onuru, bir gururu vardır. Razi hastayı bir hamama götürtür, onu yıkattırır, ona masaj yaptırır ve bu sırada hamamın dışına da atını hazır ettirir. Bu şekilde adelelerini yumuşattıktan, hastayı sakinleştirdikten sonra sultana küfretmeye başlar. Çok çirkin sözler söyler. O kadar çirkin sözler söyler ki dayanamaz sultan. O kalkar ayağa, yürüyemeyen sultan ayağa kalkar, arkasından koşmaya kalkar. O tabii kovalarken
Razi de atına biner kaçar. Bunun gibi çok ilgi çekici tedavi yöntemlerinden söz edilmektedir. Zaten Razi hasta başında klinik tedavileri açısından hakikaten çok önemlidir. Kendisi hastayı gözlemesi, müşahidesi, muayenesi, yatak başındaki tedavisi klinik uygulamalarıyla çok öne çıkmaktadır. Tabii ki hekimlerin kralı İbn Sina. İbn Sina'nın muhteşem bir eseri var El Kanun adında. Ve bu kitapta da İbn Sina'ya ait bir bahis görüyorsunuz. Tabii İbn Sina'nın tıbba olan katkılarını burada saymakla bitirmek mümkün değil. Ama ben kendisinin çalıştığım iki bahsinden söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Kuduz bölümüdür. Kuduz hastalığıyla ilgili gerek Kuduz'un belirtileri, gerekse şikayetleri, hastanın şikayetleri, gerekse tedavisiyle ilgili bugünkünden hiç aşağı kalmayan tanımlamalar, tasvirler yapılmaktadır. Ve bunlar Avrupa'daki tanımlamalarla kıyas edilemeyecek kadar ileri düzeyde doğru ve önemli seviyededir. Bir de ben İbn Sina'nın zinet bahsini çalışmıştım. Burada çok ilgi çekici bir konu tespit ettim. Hormonlar konusu çok önemli. Fakat o gün tabii hormon bilgisinin olması söz konusu değil. Bütün bu İslam aleminin hekimlerini düşünürken bugünkü alet edevatın hiçbirinin olmadığını düşünerek baktığımız zaman ne kadar değerli tespitlerinin olduğunu görüyoruz. Klinik açıdan çok önemlidirler. Mesela bugün bizim testosteron dediğimiz erkeklik hormonu ile östrojen dediğimiz kadınlık hormonunun tanımını buluyoruz. Tabii ki başka bir isim altında. Mesela Buhar-ı Duhani adını veriyor. Fakat bu hormonların azalmasında ya da çoğalmasında vücutta ne gibi etkilerin oluştuğunu, hastada ne gibi hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını pek güzel tanımlamaktadır. Çok iyi bir gözlemcidir. Hocam, İslam dünyasında İbn Sina'nın ve diğer Müslüman bilim adamlarının modern tıbba ve Avrupa tıbbına bir takım katkıları var. Bunlarla ilgili acaba göze çarpan katkılar ve önemli gelişmeler, yenilikler nelerdir? Bilgi verebilir misiniz? İslam dönemi hekimlerinin birçoğunun kitapları Avrupa dillerine çevrilmiş ve Avrupa Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutulmuştu. Tabii başta İbn Sina'nın kanunu 18. yüzyılda hatta 19. yüzyılın başına kadar kaynak eser olarak değerlendirilmiştir. Razi'nin aynı şekilde, Zehravi'nin cerrahi kitabı temel bir cerrahi kitabı olarak neredeyse 19. yüzyıla kadar o da okutulmuştur. Bizim Osmanlı döneminde de çok önemli bazı hekimler vardır. Bunlardan cerrahi alanında en önemlisi daha önce de sözünü ettiğimiz Şerafettin Sabuncuoğlu'dur. Onun Cerrahiyetülhaniye eserini biliyoruz ama onun ayrıca bir de Mücerrebnamesi vardır. Ve bu eserinde horozlar üzerinde ilaç denemeleri yapmıştır. Dolayısıyla hayvanlar üzerinde deney yapan bir hekim olarak tarihte çok dikkat çekici bir yeri vardır. Mesela gene Şirmani isminde bir göz hekimi çok önemli katkılarda bulunmuştur, bir Osmanlı hekimi. Bunlar hep 15. yüzyıl hekimleri. Ama aslında zaten göz hekimliğinde İslam medeniyeti çok ileri gitmiştir. Hüneyn bin İshak'la belki başlatabiliriz ama ondan sonra da önemli gelişmeler olmuştur. Gene
Osmanlı döneminde anatomi konusunda İtaki'yi unutmamamız gerekir. Onun bir anatomi kitabı vardır ki burada hem İslam dünyasından Mansur'un anatomisini hem Batı anatomi kitaplarını hem de kendi çizmiş olduğu anatomi çizimlerini görüyoruz. Çok yanlış bilinen bir konu vardır ki işte İslam medeniyetinde anatomi yasaktı diye. Hayır, böyle bir yasak hiçbir zaman olmamıştır. Fakat bunu savaşta ölenler üzerinde araştırma yapılsın tabipler diyen hekimler vardır. Mesela Emir Çelebi, Osmanlı hekimi, el yazmasına en müceci tıpta bunu açıkça teklif etmektedir. İbn el-Kuf'un mesela kemikler üzerinde anatomi çalışmaları yaptığını İslam döneminde biliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yine tıp tarihinde, İslam tıp tarihinde, genel dünya tıp tarihinde farklı olarak çok önemli bir husus var. Bir hanım olarak sizin de dikkatinizi çeken ve üzerinde çalışmalarınızın bulunduğu bir saha. Hanım tabiplerin çalışmaları ve fonksiyonları ile ilgili acaba neler söyleyebileceksiniz? Bizim müzemizi ziyaret edenler göreceklerdir ki bir takım minyatürlerde kadın tabipler resmedilmiştir. Tabii bizdeki buradaki minyatürler 15, 16, 17. yüzyıla ait çeşitli kütüphanelerdeki eserlerden yapılan reprodüksiyonlardır. Tabibe adı verilirdi tabiplere. Ve tabibelerin hasta tedavi ettiğini, kadın ve erkek hastayı tedavi ettiğine dair pek çok belgeler vardır. Hatta Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Hastanesi'nde görevli bir hanım sağlıkçılar bulunmaktadır. Bunların içinde hekimleri ve yardımcı olan hemşire niteliğindeki hanımların görev yaptığını biliyoruz. Bunların aldıkları maaşları biliyoruz Osmanlı arşivinden. İsimlerini bildiklerimiz de var. Mesela mezar taşları çok önemli bu bakımdan. Mesela bir Rabia Hatun var, tabibe. Bugün Ayasofya Camii'nin haziresinde, Küçük Ayasofya'da gömülü. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman İslam medeniyetinde Osmanlı döneminde rahatlıkla hanımların sağlıkla uğraşabildiğini tespit ediyoruz. Bunu yalnız bizim resmi belgelerde değil, seyyahların seyahatnamelerinde de görüyoruz. Hatta bazıları bu cerrah ve tabiplerin erkeklerden iyi olduklarını, bazılarını kaydedildiğini görüyoruz. Mesela bir tane Saliha Hatun var, cerrah. Üsküdarlı bu. Ve kendisi o kadar iyi bir cerrah ki dönemin erkek cerrahlarının aldığı ücretlerle kıyasladığımız zaman kendisinin çok daha yüksek bir ücretle çalıştığını tespit ediyoruz. Ve o kadar iyi bir cerrah ki sadece Üsküdar'da değil, çok çeşitli şehirlerden kendisine gelen hastalar var. Ve bu hastaları ameliyat ediyor. Pek çok da erkek hastası var. Onları da ameliyat ediyor. Saraydan çağrılıyor bazı tabibeler, yani hanım hekimler. Saraydaki hastayı padişah ve ailesinden kimseleri tedavi etmek üzere. Hatta sultanları tedavi eden hanım hekimlerin olduğunu gene kaynaklardan biliyoruz. Hocam yine hanım tabiplerden bahis açılmışken, hanımlar tarafından kurulan hastahaneler, darüşşifalarla ilgili bilgiler verebilir misiniz? Tabii hanımların sağlık hayatına çok önemli bir katkısı da kurmuş oldukları vakıf hastanelerle ilgilidir. Mesela bizim tarihimize şöyle bir göz gezdirdiğimizde Divri Darüşşifası, Kayseri Darüşşifası, Manisa Darüşşifası, Haseki Darüşşifası, Toptaşı Darüşşifası
Bütün bunlar hanımlar tarafından kurulmuş, vakfedilmiştir. Hakikaten kendi gelirlerini böyle büyük sağlık kurumlarına vakfetmeleri dünyada emsali pek az olan bir davranıştır. Evet, son soru olarak Osmanlı tıp tarihi ve işleyişi nasıldı acaba? Özellikle Hekimbaşılık Kurumu, diğer İslam medeniyetlerine farklı olarak dikkat çekici bir kurum. Cüzamhaneler, tıp tarihi kurum, tıp eğitimi kurumları, darüşşifalar, bunlarla ilgili veya genel olarak Osmanlı tıbbı ile ilgili acaba neler söyleyebilirsiniz? Şunu unutmamak gerekir ki kurumlaşma olmadan başarı asla olmayacaktır. Dolayısıyla Hekimbaşılık Kurumu'nun üzerinde bilhassa durmamız gerekir. Hekimbaşılık kurumu öyle bir kurumdu ki bütün sağlık görevlilerinin tayini, yükseltilmeleri, efendim iyi ve kötü hizmet verip vermediğini araştırmak için sağlık çalışanlarının imtihan edilmesi, denetilmesi, başarılı bulunanların mesleğine devam etmesi, başarısızların dükkanlarının, o zaman muayenelere dükkan adı veriliyordu, kapatılması ya da çalışmalarının engellenmesi, bütün bunlar Hekimbaşılık Kurumu'nun yürüttüğü meselelerdi. Tabii sağlık kurumları dediğimiz zaman sadece darüşşifaları düşünmemeliyiz. Darüşşifaların, yani hastanelerin yanı sıra çok büyük eskiden dert olan, yalnız İslam topraklarında değil Avrupa'da da çok büyük mesele olan cüzzam salgınları vardı. Ve cüzzamhaneler bunun için yaptırılmıştı. Tabii Doğu'yla, yani İslam dünyasıyla Avrupa arasında çok önemli bir fark vardır cüzzamlı hastaya yaklaşım bakımından. Miskinler tekkesi adı verilen bir yapı içinde tecrit edilirler cüzzamlılar. Fakat burası öyle bir yerdir ki aileleriyle birlikte kalırlar. Onların burada hamamları vardır, ekip biçtikleri binanın etrafında arazileri vardır, içinde mescidi vardır, efendim her türlü normal yaşantıyı sürebilecek imkanlara haizdirler ve çok sayıda pek çok bölgeye yaptırılmıştır. Ve çok büyük vakıflarla işletilmektedirler, destek almaktadırlar. Bir gün benim rahmetli hocam Emine Hanım demişti ki, işte Avrupa'da cüzzamhaneler kapatılıyordu, bizde de yenileri açılıyordu. Onun manasını da özellikle belirtmek isterim. Avrupa'da cüzzamlılar çok kötü şartlar altında bulunduklarından yok oldular. Bizler de iyi barındırdığımız için yaşamaya devam ettiler. Çünkü biliyorsunuz ki cüzzamın tedavisi o zaman ne yazık ki yoktu. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum bu güzel açıklamalar için. Son olarak kitabımızla ilgili yorumlarınızı alabilir miyim? Böyle bir kitabın çıkartılmış olması bütün dünyada büyük bir hizmete öncülük ettiğinin kanıtıdır. Sanıyorum ki tekrar tekrar yayınlanacaktır. Zaten elimdeki de ikinci baskıdır. Çünkü bu bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı giderme hususunda hizmet veren herkese büyük teşekkür borçluyuz. Ümit ederim ki Türkçesi de yayınlanacaktır. Ve bundan sonra diğer dillerde de yayınlanarak yaygınlaşması, daha gelişerek yeni yeni basımlarının yapılmasını ümit ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bu alandaki otorite isimlerden birisi olan Nil Sarı hocamızla yapılan röportajı izledik. Hem Salim Aydüz hocamıza hem de Nil Sarı hocamıza çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Son olarak ben Salim Bey size dönmek istiyorum. Bu konudaki bilgilere seyircilerimiz nasıl ulaşabilirler? Bunları da ifade edebilirseniz. Evet, teşekkür ederim. Şunu ben hemen ifade etmek istiyorum. Nil Sarı hocamız aynı zamanda kitabımızın
yazarlarından bir tanesidir. Evet. Tıp tarihi ve hastaneler bölümüne en çok katkı yapan hocamızdır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel ve önemli bilgiler verdiler. Sağ olsun, eksik olmasın. Ben şimdi kitaba ulaşmak isteyenlerle ilgili bilgilerimizi kapatmadan önce vermek istiyorum. Web adresimizi vereyim. www.1001inventions.com web adresinden kitabı almak isteyen seyircilerimiz girebilirler ve buradan kitabı sipariş verebilirler. Ayrıca bize yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yazmak istiyorsanız e-mail adresimiz şu şekilde: info@1001inventions.com. Telefona ulaşmak isteyenler için ise 0044 78 78 48 39 34. Bir de daha önceki programlarda bahsettiğim gibi kitabımızın İngilizce eğitim yapan okullara ulaştırılmasıyla ilgili bir kampanyamız var. Bu konuda bize sponsor olmak isteyenler için kitabımızın alınıp o okullara gönderilmesi projesine katılmalarını istiyorum. Her bir kitap £30 ve posta ücretiyle beraber £33'a denk geliyor. Ne kadar kitap sipariş etmek istiyorsanız bunu belirleyerekten bize haber vermeniz, evet, e-mail atmanız veya telefona ulaşmanız sonucunda dünya üzerinde 2.4 milyon İngilizce eğitim yapan okula bu kitabı ulaştırmanız İslam medeniyetinin tüm dünyada tanınması açısından son derece önemli ve mühim bir konudur. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani bugünkü dünyamıza Müslümanların yapmış olduğu katkıların daha bilinir olmasını sağlamak için özellikle çeşitli desteklere ihtiyacımız var bu, evet, anlamda. Bu kitabın yayılması, evet, lazım. Evet, sponsor olabilecek izleyicilerimize duyururuz bunu. Sevgili seyirciler, bugün tıp tarihini tartışmaya çalıştık. İslam medeniyetinde tıp alanında yapılan çalışmalar, bilim adamları, bu alandaki uzman görüşlere başvurduk ve bir nebze olsun bu alana ışık tutmaya çalıştık. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik böylelikle. Bir sonraki bölümde farklı konularla yeniden beraber olmak üzere. Sağlıcakla kalın efendim.